Cilt yenileme işleminin nasıl yapıldığını anlatmadan önce esasen cilt yenileme işlemini kimlere yapmamız gerekir veya hangi teknikler vardır bunlardan kısaca bahsetmek isterim. Özellikle cilt yenileme işlemi cildi ile ilgili sorunu olan hastalarda kullanmak gerekir. Bu sorunlar akneye bağlı skarlar yani sivilce izleri olabilir veyahut yaşlılıkla alakalı minik yüzeyel kırışıklıklar olabilir. Veyahut daha majör kırışıklıklar olabilir. Veyahut yanık izleri olabilir. Bunların hepsinde esasen cilt yenileme işlemi uygulamak gerekir. Teorik olarak cilt yenileme işleminde mekanik dermabrazyon dediğimiz cerrahi işlemler yapmak gerekebildiği gibi bazen derma rollerlarla yapılan mezoterapiler veyahut kök hücre PRP tedavileri çok süper neticeler verebilir. Özellikle bazı uygun olgularda yapılacak kimyasal peelingler yüzde çok ciddi canlanmalara ve gençleşmeye neden olur. Burada cilt yenileme işleminde özellikle seçeceğimiz tekniğe göre nasıl yapacağımız da değişiyor. Eğer bir mekanik dermabrazyon yapacak isek uygun olan zamanlama kesinlikle yaz ayları değil. Yaz ayları dışında diğer 3 mevsimde dermabrazyon işlemini yapabiliriz. Dermabrazyon işleminde genel anesteziyle veyahut bölge küçük ise lokal anesteziyle uygulama yapılan bölgedeki yüzeyel deri tabakası mekanik olarak soyulur. Ve alttan bazal tabakadan yeni ve kaliteli cilt hücreleri oluşacağı için o bölge hem daha pürüzsüz hem daha canlı hem kırışıksız olarak görünecektir. Tabi diğer yöntem uygulanan mezoterapiler veya PRP tedavileridir. Ben genellikle bu iki tedavide de rollerla, derma rollerla bu tedavinin etkinliğinin, efektivitesinin artırılması gerektiğini düşünüyorum ve hep bu şekilde bu uygulamalarımı yaparım. Hem mezoterapide, mezoterapi için hastanın cildine uygun olan ilaçlar, kombinasyonlar seçilerek hem de PRP uygulamasında ki PRP uygulaması sizler de artık biliyorsunuz hastanın kendi kanından elde edilen growth hormonlar, growth faktörler kullanılarak cildin gençleştirilmesi esasına dayanır. Bunlar hem minik cilt içine yapılan enjeksiyonlarla hem de derma rollerla penetrasyonunu artırarak o bölgedeki kolajen sentezini indükleyerek, tetikleyerek ciltte özellikle minor kırışıklıkları veya sivilce izleri, akne skarlarının daha da iyi hale gelmesine neden olur. Özellikle yine yaz ayları haricinde kimyasal peeling uygulamaları ciltte çok ciddi manada gençleşmelere neden olabilir. Burada aklınızda kalması gereken en temel nokta şu. Sizin muayene bulgularınıza göre değişik alternatifler olduğunu lütfen bilin. Ve bu değişik alternatifler içerisinden sizin muayene bulgularınıza göre en uygun tekniği seçerek en mükemmel neticeyi elde etmeye çalışacağız.